arkadaşlar. Soğuk Savaş döneminde Orta Doğu'daki gelişmelere bakacağız. Ki Orta Doğu'daki gelişmelerden ilk olarak İsrail Devleti'nin kurulmasına bakıyoruz. Orta Doğu'da Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurma planları 19. yüzyılın sonlarına kadar dayanıyor. Ki 1897 İsviçre Basel'de bir toplantı da yapacaktır Dünya Siyonist Örgütü ve Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulması kararlaştırılacak. Bu konuda toplantı nerede yapılmıştır? Dünya Siyonist Örgütü Başkanı kimdir? Yani Theodor Herz sorularda sıklıkla çıkar. Bunu unutmayın. Hatta bir de ne vardır? İkinci Abdülhamit'e Theodor Herz Osmanlı'nın borçlarını ödeme karşılığında Filistin'den toprak satılmasını istediği ama ikinci Abdülhamit'in hiçbir şekilde bunu kabul etmediği, vatan toprağının kutsal olduğunu parayla satılamayacağına dair ifadeler de var. Bunu da belirtmiş olalım. Balfour Deklarasyonu sorularda yine çok çıkar. Balfour Deklarasyonu nedir? Kim yayımlamıştır? Amacı nedir? İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour'un 1917'de yani Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru yayımladığı İngiltere'nin Filistin topraklarında bir Yahudi devletinin kurulmasına sıcak baktığı, onay verdiğine dair bir nedir? Belgedir. Ki bu belgeden sonra Yahudiler Filistin topraklarına doğru göç etmeye başlar. İşte 1920'lerde ki çatışmalar da ister istemez başlamıştır. Sonra doğru gittiğimizde İngiltere 1947'de Yahudi devletinin kurulmasına karar veriyor. Bunu istiyor. ABD de bu konuda İngiltere'yi destekliyor. Konuyu nereye taşıyor? Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler de Filistin Özel Komisyonu adında bir çalışma grubu kuruyor. Bu grupta diyor ki biz bu Filistin topraklarını Araplarla Yahudiler arasında taksim edeceğiz. Kudüs'te tarafsız bölge kalacak. Tabii bu karar hem Arap devletleri tarafından hem de Türkiye tarafından protesto edilmiştir. Sıcak bakılmamıştır. Ki bu olaydan sonra Arap-Yahudi çatışmaları daha da artacak. 14 Mayıs 1948'e geldiğimizde İngiltere diyor ki ben Filistin'deki manda yönetimini kaldırıp buradaki gücümü çekiyorum. Aynı tarihte Yahudi Milli Konseyi de İsrail Devleti'ni kurulduğunu açıklamıştır. Ki o bu olaydan sonra işte 1948'lerde yaşanan savaşlar, 6 gün savaşları, Yom Kippur savaşları ki Arap-İsrail savaşları bunlar. İlerleyen konularda bunlara göreceğiz ve bu savaşlara yol açacaktır İsrail Devleti'nin kurulması. Videomuzda İsrail'in kuruluşuyla ilgili bilgi vermiş olduk. Başka bir videoda görüşmek üzere.